geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Arkadaşım güzellik merkezi açmış. Onun ikinci bir şubesi açılıyor. Oraya gidiyorum. Hmm, güzellik merkezi sahibi arkadaşlar. En yakın arkadaşlarımız olsa gerek. Öyledir. Değil mi? Her zaman öyledir. Gel bakalım. Esra Sönmezer. Tuğçe'cim. İkiniz de şapkalısınız. Hayırdır inşallah. Hiç haberleşmiyoruz ama denk düştü. Renkler de aynı. Aynı. Şu an fark ediyorlar. Neyse şimdi birbirimizi görüyoruz. Tuğçe'cim öncelikle çok beğendim ama Beverly Hills'te gibisin. Hani gerçekten. Ama Beverly Hills. Ne yapsın? Uçuyor mu? Ayağın yere bastı mı? Hangi mevsimde olduğunu anlayamadım yalnız. Neyi anlayamadım? Hangi mevsimdesin? Ha. Şu mevsimdeyim. Ama pantolon biraz yazlık gibi geliyor. Ben kışında beyaz giyenlerdenim. Kumaşından dolayı ayakkabıların açık olması. Hani belki ucu kapalı olsa. Kapalı daha bir yere gidiyorum. Ayakkabıyı görebilir tabii miyiz ki hemen? Evet. Ne olabilir? Kaban da güzel. Yani genel olarak güzel. Teşekkür ederim. Öyle diyeyim var. Hatice. Ben de sadece pantolona takıldım Tuğçe'cim. Yani kumaş daha farklı, daha böyle kışa. Hani kış kostümüne yakın bir şey olsaydı, kumaşına yakın bir şey olsaydı. Bir de o açıklığı çok böyle hoş, yani yakıştıramadım. o kadar. Tabii. Onun dışında renkler. Aynen. Belini bıkını sıcak tutanlardı. Ben net giyinmezdim, net sevmeyenlerdendim. O yüzden ben ama böyle tercih çok, ettim. Daha çok şey pantolonun kumaşı biraz yani daha yavruk gibi geldi. Onun dışında güzelsin ama renk uyumu çok güzel. Makyajına, saçına zaten laf yok. Bu kadar. Teşekkürler. Nil. Başka Nil? Hiç gelmiyor. Bence de çok güzel. Ben beğendim Tuğçe'yi. Burada rakip görüyorum zaten onu. Haberin olsun yani. Haberim var. Var. Söyledi. Ne zaman söyledi? Girmeden evvel en büyük rakiplerimden bir tanesini dedi. Diğerlerini bilmiyorum. Dedim açık açık söyledim. Açıkça beni rakip gördüm. Güzel kartları açık oynayalım. Kesinlikle. Tabii. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Tuğçe Özbudak, ayakkabı 1600 lira, pantolon 150 lira, çanta 100 lira, kazak 50 lira, pardesü 590 lira, küpe 200 lira, gözlük 550 lira. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Güne seninle başlamak çıtayı çok yükseltti, diğerleri yandı. Ya. Bayıldım. Ya. Yani ben ekru ve griyi çok severim. Hı hı. O kadar doğru kombinlemişsin ki her şeyi. Hayatımda ilk defa şunun yerine de şu olsaydı cümlesini kuramıyorum gerçekten. Şok oldum şu an. Ben şok. Ben de şok oldum. Bir yarışmacı bana bunu yaşattı. Hele ki dün o kadar beğenmediğim şey evet, üst üste koymuş olan sen. Evet. Bugün böyle bir kombinle geldin. Vay. Tabii ki o paçanın uzunluğu ama evet, başka ayakkabı giyecektim. Başka ayakkabı giyecektim. Dedin. Okey ama gerçekten çok sevdim. Çok çok. Bir tek şey tavsiyem olabilir. Ben severim bu omuza almayı ama o kadar şıksın ki bunu böyle tamamen maskülen giyip bağlayıp kuşağını bir yere girdiğinde atmak o da havalı olabilirdi ama bunu böyle de. Bunu hepsini burada yapamam diye korkarak ben omuzumu alıp yürüdüm o yüzden. Bir ayakkabını açar mısın? Tabii ki. Nefis. Vallahi çok 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 iyisin bugün. Ben de sana en bu kadar iyi şey söylemişken ona yakışır bir puan vereceğim. 9. Oh, inanmıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk İvan Hanım. Nereye gidiyorsun? Arkadaşım güzellik merkezi açmıştı. Onun ikinci şubesine açılışına gidiyorum. Evet, davete gidiyorsun. Aha, davete gidiyorum. Sana az makyaj çok yakışıyor. Öyle mi? Dün çoktu. Dün fazla sürmüştün. Çoktu. Ama hakikaten böyle fresh, daha yaşına uygun, hı hı, daha genç görünüyorsun bu sade makyaj, hı hı, kullan bol bol. Evet, gündüz bir kombin için gayet şık. Ben de pantolonunda sevdim sadece birazcık uzun buldum. Orada çekeyim şöyle fazla. Mikrofon tutuyor diye atayım biraz. Ben zaten fiziği muhteşem. Teşekkür ederim. Üstündeki renklerin... bordo astarın rengine keşke böyle pudra rengi olsaydı. Ben gri pudra renklerine bayılıyorum. Hı hı. Ve
Onu ayakkabı. Araya sokmaya korktum aslında. Gözlük falan, pudra vardı. Ama araya sokarsam dedim şimdi, hani dünkü fazlalıktan sonra bir anda dedim ben yine bildiğimi okuyayım diye. O yüzden bir dakika. Yok yok, montun süper. Sadece astarın bordo olmasın, pudra rengi olsaydı daha iyi olurdu. Ayakkabı kışlık olmalı. Evet. Ben ayakkabı sevmedim. Hı hı. Çantada çok emin kalmadım çünkü deri bir şey. Yani böyle daha soft bir şey almalısın. Bu kabanda, bu çanta biraz fazla şey, modern kaldı. Öyle mi? Onu da biraz da tatlı bir şey de alabilirdin elinde. Daha soft bir çanta. Ama butun olarak tabii ki çok iyisin. Teşekkür ederim. Ben zaten ilk günde... Evet, en yüksek puan yüksek almıştım. Başladım seninle. Evet. Böyle devam etsin inşallah. 9. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok beğendim. Gerçekten mi? Evet, beğendim. Çünkü nasıl, hem şık hem sade olduğu için beğendim. Ayakkabına takılmıyorum. Onun hakkında bir şey söylemeyeceğim. Yüksek topuk olması, tabii bacak boyunu uzatması. Evet. Pantolon çok zarif duruyor. Düşebilir boyu biraz uzun. Ona da gelmiyorum. Geneline bakıyorum. Genelde çok güzel. Kalkık yaka harikulade. Böyle bir gideceğin yerde uyum sağlamış. Saçların gayet güzel, bakımlı ve güzel taranmış. Her şey çok 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 güzel gözümde. Ama ben şuna şöyle bir şey ilave ederdim. Çantan birazcık daha küçük olabilirdi. Bu portföy, yani safsız bir çanta olması çok güzel. Madem ki astarda iddialısın, ben de derdim ki çantam da... Çanta yediler beni, ver şunu. Kıvır şöyle. Kıvır öbür tarafa. Fermuar gözüküyor diye. Ay. Şöyle tutuver. Şöyle. Üstüm. Evet. Al. Oldu mu? Oldu. Ya onu küçüldüğü zaman... madem ki astarın bordo, aha, renkli bir astar kullanılmış. Evet. Ben olsam o renkte bir çanta kullanır. Onunla bütünlerdim. Bir doğru, de eldiven alırdım elime. O zarafeti tamamlayıcı bir unsur olurdu. Çünkü eldiven, diri eldiven özellikle de zarafeti tamamlayan bir şey. Bunlar artılar. Olsa güzel olurdu. Ama şu halinle yalın, şık, temiz. Yani böyle mis kokan bir duruşum var. Sanki böyle pudralı da bir parfüm sürmüşsün falan gibi böyle kokular geliyor. Teşekkür ederim. Çok güzel. Çok güzel. Beğendim. Ama tabii bu yani falan demek değil. Daha iyi gitmemiz için şöyle bir bol bol başlayayım ben bugün. Ay teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Hakan oturduğu yerde sürekli bir muhalefet halinde. Sessiz muhalefet ama. Bugün İvan'a ben... İvan'a konuşayım. Nasıl konuşayım? Bugün kendi dünyamda yaşıyorum. Fark ettim. Urkan? Hiç susmayacak zannettim. Olsun. Ben de devam edeyim. Fazla konuşmayacağım. Hepsi söylediler söyleyeceklerimi. Bir tek şey ilave edeceğim. Şu belden... Herkese yakışmayan pantolonla çok güzel duruyorsun. Çantanı bana göre koltuğunun altına al, bana öyle bak. Böyle mi? Kapat, gene alsana. Kapat. Gene küçükken kapat. Üç, evet, koy altına. Şimdi bu kıyafetin özelliğini söyleyeyim. Arkadaşlarım diğer her şeyi söyledi zaten. İki şekilde de giyersin. Hakan'ın dediği gibi üstüne giyip bağladığın zaman, saçını da at kuyruğu yaptığın zaman muhteşem olur. Biri bir şey söylemişti, beyaz bu kış maalesef giyiliyor. Biz eskiden ay beyazı giyemezdik, ben bize laf seviyorum söylerlerdi. Ne der, bir şey düş... Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Ama krep, pantolonun krep zaten dört mevsimli evet kumaş. Yaz ama kış gene beyazını giyemezdik. Eskiden. Ben dinozor 70'ten bahsediyorum. Eskiden. 70'lerden bahsediyorum. Ona bakarsan anneannem ve babaannem o devirde şey yaparlardı. Yaz geldi derlerdi. Kışlıklar kalkar, evet, beyaz ayakkabılar çıkardı. Tabii. Tersine onlar çıkar, siyah ayakkabılar. Ay, sağ tarafın bir tarih. Milattan önce. Anneannemden bahsediyorum, kendimden değil. Milattan önce indin hakikaten. Sus, bahsetme anneannemden. Milattan önce. Biz sonraya geliyoruz. 9 kız. Güncelliğin şekeri o zaman. Teşekkür ederim hocam. Size. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii.